Evet milyonlarca kişi emekli olmaya hak kazandılar. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte emekliliğe hak kazananlar sosyal güvenlik merkezlerine akın ettiler. Birçok kişi aslında kuyruklar yeniden yapılandırma süreciyle karşılaştırdığımız zaman çok da uzun değil. Bu arada tabii ki emekli olabilir yazısı almak gerekiyordu. Onun için bir artık bir gerekçe kalmadı. Onsuz da E-Devlet üzerinden işverenlerinize gösterdiğiniz zaman o yazıyı almaya gerek kalmadı ama bunu da hala almak için o kuyrukları uzatanlar var. Dolayısıyla e, o kuyruklar bir süre daha olacak. İstanbul'daki bazı merkezlere bakalım e, son durum neymiş? EYT düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. İstanbul'daki SGK merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Geçen hafta SGK önlerinde başlayan kuyruk bazı SGK önlerinde bu haftada devam etti. Normal şartlara göre iki sene önce olmam gerekiyordu. İşte malum yasa takıldık. İşte bugün neymiş nasip kısmet normalde 57-58 falan tekabül ediyor. Şu anda 48 yaşında medyada. Özellikle Esenyur SGK binası önünde zaman zaman izdiham yaşandı, tartışmalar çıktı. Saat 7'de geldim. Saat 5'te gelenler olmuş. Geçen hafta Şişli, Bayrampaşa, Fatih gibi ilçelerdeki SGK binalarında oluşan kuyruk bu hafta yerini sakinliğe bıraktı. Sosyal güvenlik merkezlerindeki yoğunluk ilk günleri oranla yerini biraz daha sakin bir ortama bıraktı. Ancak emekliliğe hak kazananlar başvurularını yapmaya devam ediyor. Yasadan faydalananlar emekli olabilir belgesini alarak işlemlerini yapabiliyor. Uygulamadan yıl içinde 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Toplamda bu sayı 5 milyona ulaşacak. Başvurular E-Devlet üzerinde üzerinden de yapılabiliyor. Evet, Türk Gün gazetesi çalışan EYT'lilere kolaylık sağlanıyor diyor. Detayları aktarmış. Biz de aktaralım sizlere. Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde yoğunluk oluştu. Çalışmaya devam edecek binlerce EYT'li emekli olur yazısı almadan SGK kapısından geri döndü, alamadılar o yazıyı ve e, geri döndüler o kuyruklardan. SGK süreci kolaylaştırmak adına yeni bir karar aldı. İşten ayrılış belgesi verilmeden önce SGK'dan emekli olur yazısı alınmasına artık gerek kalmadı. E devletten alınan belgelerde emekli olur yazısı yerine geçecek. Böylece işveren o belgelerle çıkış işlemi yapabilecek deniyor. Tabii e, şimdi e, herkes o kuyruğa girdi işte o yazıyı almak istedi ama ona da gerek kalmadı. Ama bir şey söyleyeceğim söylendi. yani bu sürecin olacağı çok belliydi evet, yani haftalar mi? öncesinden. Şimdi milyonlarca kişinin bu E-Devlet'e giriş yapacağı da belliydi. Belliydi evet. Bu kuyrukların da çok uzun uzun olacağı belliydi. Birçok aksaklığın olacağı da belliydi. Bunu ilk baştan itibaren yani resmi gazetede yayınlanacağı belli. Ne olacağı belli. Yani bunu gün gün, saat saat böyle işleri kolaylaştırmak yerine en başından yapsalardı şimdi bir sürü kişi saatlerce boşu boşuna yani kuyrukta durun. Neyse artık o en var. yoğun olan kısımlar geride kaldı. Biraz daha iş kolaylaştı ama yani bu konudaki bu özellikle teknolojiyle ilgili, altyapıyla ilgili reflekslerimiz maalesef yeteri kadar hızlı değil. Birçok ülke artık yani seçimde oylarını internetten e devlet gibi böyle bir vatandaşlık platformundan kullanıyor. Şimdi Düşünsene 81 milyonunu aynı anda yüklendiğini sisteme. O zaman hiç olmaz. E bu yapılabiliyor işte, yani bütçe ayrılan ya. ülkelerde bu bir sıkıntı olmaktan çıkıyor.